Altay ve Lincoln'su zaten haftalardır oynuyor Fenerbahçe. O açıdan çok büyük bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum ama tempo kilit noktalardan birisi. Bir de ne kadar hani hangi nokta nerede karşılayacak Başakşehir? Galatasaray maçında çok iyi bir oyun planı vardı. Evet, hakem konusundaki eleştirimi yaptım ama aynı zamanda bunu da teslim edelim Emre Hoca'ya. Bence Galatasaray maçına özel hazırlanmıştı Melih Pol Başakşehir. Özellikle kupa mücadelesine ve gayet de iyi bir performans çıkarttı. Ankaragücü maçında şansı da yaver gitti. Onu da söyleyelim şimdi. Ankaragücü'nün daha az derin bir rotasyonu var. Daha az kaliteli bir kadrosu var. Ve maç uzatmaya doğru giderken, yani maçın ilerleyen dakikalarında Ankaragücü o artık fiziksel karşılığı da veremez hale geldi. Şu ana kadar iyi getirdi. Ben teknik direktör olarak başarılı da buluyorum Emre Belezoğlu'nu. Tartışabiliriz, evet, eksik noktaları vardır ama genç bir teknik adamdan bahsediyoruz. Finalden sonra hiçbir teknik adamın bahane üretme şansı yok. Ya nasıl Dün kaybettiğine Inzaghi'nin de bağlı. bahanesi yok. Kaybetti. Bitti. Doğru ama nasıl Tarih onu öyle kaybettiğine bağlı. yazacak. Eğer Kaybeden penaltılarda yazacak. kaybedersen, yani nasıl kaybettiğine bağlı. Her şeyi Oraya kadar yaparsın gelmek olmaz. önemli. Yani kaç takımı eliyorsun şimdi Evet ki buralarda? Çok. Başakşehir gayet zorlu bir yoldan geçti Başakşehir'de, yani. Evet, bu... Fenerbahçe'de ki Fenerbahçe tekrar vurguluyorum. Üç kulvarda mücadele Evet, etti. doğru. Üç kulvar. Başakşehir iki, o da üç kulvarda Evet, mücadele orada etti. Başakşehir'de 3 kulvarda Yani mücadele. bunları biz, bunlar şu anda buraya gelmişlerse tebrik etmek lazım. Senin tek kulvarda olanlar gelemediler yani onlar yoklar bir yerlerde. Sen 3 kulvarda Başakşehir'de, Fenerbahçe 3 kulvarda finale kadar geliyor. Mesela Ankaragücü maçı da buradaki maçta son saniyede Evet, golü evet. yediler. Ha dedik berabere gidiyor falan da pat. Ondan sonra döndürmesi çok zor oluyor. Yani iki Bir de takım da deneyimli takım bize hocam. Hı? bu bugünkü maç iki takım da Deneyimli. bize iyi bir maç sunar. Çok böyle uyutucu maç olacağını tahmin Ya etmiyorum. umarım öyle olur. Ya bence çünkü Fenerbahçe'den ben kaynaklanıyor. Fenerbahçe çünkü o tarzda bir takım değil. Yani Oyunu şöyle. hep öne yığmak isteyen Hocam bir takım. senaryoda şimdi maç önü senaryolarını konuşuyoruz. Ben maç önü programlarını hep tercih etmişimdir. Maç sonunda çünkü konuşulacak şey zaten belli. Oyun oynanmış ve sen oyuna oynanana göre yorum yapıyorsun ama buradaki senaryoda neler yapılabileceğini konuşurken şunu da atlamamak gerekiyor. Erken bir gol, erken bir penaltı, bir kırmızı kart maçın senaryosunu tamamen değiştirir. Yani farz edelim ki Başakşehir golü erken buldu. O zaman çözmesi biraz daha zor bir hale gelir Fenerbahçe açısından. Çünkü ciddi anlamda kendi yarı sahasında az alan bırakan bir takımdan bahsediyoruz. Savunmayı iyi yapan ve baskı yaptığınız takdirde de çok az hata yapan çıkarken. Yani çok fazla hata da yapmıyorlar. Evet, yani yaptıkları maçlar oldu. Evet, bireysel hataları oldu Medipol Başakşehir'in ama topu çıkartırken de savunmadan nispeten diğer Süper Lig takımlarına göre daha az hata yapan bir takım. O yüzden eğer golü bulursa Medipol Başakşehir iş biraz daha komplike, biraz daha zor bir hale gelebilir. Ama eğer Fenerbahçe golü erken bulursa o zaman çok daha pozisyonu yüksek, temposu yüksek bir mücadele izleyebiliriz Onların çünkü. genelde iki bekleri, sağ bek ve sol beklerinde biraz arızalar var. Evet, o da var. Orada Dediğim gibi. çıkışlardaki kaybettikleri Liman'ın da aynı şekilde Evet, orada sıkıntı yaşıyorlar. Ömer'in de aynı şekilde arkaya çıkışlarda bu sefer stoperler orayı kapatmak mecburiyetinde kalıyor. Göbek açılıyor. Yanlarda çıkan işte bunu iyi etüt eden takımlar zaten oradan size götürüyorlar. Bunlar diğer takımlarda da var, büyük takımlarda Var. da. Fenerbahçeli bir taraftar diyor ki ilk 20 dakikada bir gol bulursa ilk yarıyı 3 ve gol üstü bitirir. Ha, O çok zor. bulamazsa maçın genel için. Bulamazsa da maç uzar diyor bir Ben Fenerbahçe golü taraftarı. yani çok iddialı bir açıklama. Hangi Yani, takıma ters atsın o şekilde gitmez o. ben de yani Zor yani. bunların yani futbolda her türlü senaryo mümkün de disiplinden bu kadar erken kopabileceği, disiplinden bu kadar çok koptuğu bir karşılaşma var Melih Pol Başakşehir'in Galatasaray maçı. Galatasaray maçında Belki geldi de öyle Galatasaray herhalde düşünüyorum. ya 7 ya da 8 kere geldi 7 gol attı. O da ayağında çarptı gol oldu. Oldu. Yani Hepsi birbirinden koptular bir anda. evet, bir ara döner gibi acaba tekrar ortak olacak mı dedi, bir gol daha geldi. 2-1'den sonra değil mi? Evet, bir 2'den gol sonra daha bir geldi. ters bir çarpma oldu. Gol oldu. Ondan sonra Ondan sonra tamamıyla bitti. koptu. Yani öyle bir senaryo tabii ki mümkün de ben iki takımın da öyle İki takım disiplinden da çok şeyi erken bırakmaz ki. kopacağını Orta düşünmüyorum. sahayı bırakmaz ki. İki Orta sahadaki çoğunlukları şeyde öyle. Başakşehir'de öyle. Fenerbahçe'de onun stabil orta sahada oynayan adamı var. Orayı kapatıyor ya. Yani 1-0 bulup ondan sonra 3 şeyde oynamıyorsun. Az bir zamanımız Çok zor. kaldı. Artık yayını İzmir'e doğru yavaş yavaş evireceğiz. Herhalde yeni açtığı televizyonu bir Fenerbahçe taraftarı diyor ki sevgili Aykut İnce, yorumcuları merak ediyorum. Jesus kalmalı mı, gitmeli mi, ne yorum yaptılar diye. Belli Yusuf Kenan gidecek gibi o mihvalde konuşuyor. Mahmut Hoca da
Ha, tercihimi sorarsan da faydalı olacağını düşünmüyor. Ben haber olarak söylüyorum, ben gidecek. Yani duyduğum kadarıyla kalmayacak. Yeni teknik direktör. Öyle söyleniyor. İstek olarak da söylersen yok. Yok. Hocam. Ben vallahi hep devamlılıktan yanayım. Çünkü bakın biraz yayının başında konuştuk. Ne yapacaksın? Kimi getireceksin? Yabancı mı getireceksin? Türk mü getireceksin? Bence yerli olacak hocam. Şimdi yerli getireceksin, ona da bineceğiz onun hataları. Biz hep hata arıyoruz. Hep bir şeyler. Her maçta bir olur mu ya? Biraz sen hocaları da biraz geniş alan bırakmak lazım. Çalışmalarını bırakmak lazım. Biraz evvel ne dedik? İki takım da kutlayalım. Üç kulvarda koşan bir takım. Doğru, o konuda hiç üç kulvarda koşuyorsun. Yani bakın işte Arsenal'ın teknik direktörü yüzdü kuyruğuna geldi. Pat bir mağlubiyette bıraktı. Dortmund. Şimdi hocaları mı değiştirecekler hemen? Bizde bu sıkıntı var abi. Bak şampiyon olan üç tane elit hocalarımız diyelim. Üçü de ikinci dönemin ikinci sezon kaldılar. Devreyi göremediler ya. Evet. Abdullah Avcı. Sergen. Bir tane belki daha var. Kendisi istemeyecek hocam. Ama biz bunları hep her şeyde öküz altında buz ağrılar gibi devamlı biz hata mı arayacağız? Bu futbol oynuyorsun, bu insan bu. Bugün sen taktiklerini, çalışmalarını, her şeyini yapıyorsun. Düdükle birlikte bir bakıyorsun abi, her şey darmadağın olmuş. Hocam Dortmund taraftarına ne bakıyorsun? Şimdi Dortmund 81 şampiyonluğu o maçta ya, kaybetmiş. Rakibi alkışlıyor. Hocamın çok iyi anlamakla birlikte. Ben devamlılıktan mı yanayım? Hocamın söylediği... Sabrı tükendi hocam. Evet, artık. Hocamın ama söylediği... Ama ne oldu, gene getireceksin yeni. Olmazsa normal da olacak. Şartlar altında ideal olan evet devamdır. Ben de katılıyorum. Ben de hep istikrar taraftarıyım. Ancak istisnai durumlar ve ülke olarak da istisnai bir futbol ortamına sahip olduğumuz için bizim futbol ortamımız gerekli, yani bu sürekliliği sağlamayacak bir. İkincisi bence Jorge Jesus sportif başarı veya başarısızlık derecelendirmesini farklı açılardan yapabiliriz hepimiz. Bence başarısız bir sezon geçirdiğini düşünmüyorum. Ama başarılı, daha başarılı olabileceği kanısındayım. Ancak az önce söylediğim gibi o Dünya Kupası sonrasındaki süreci yeterince iyi idare edemedi. Sen böyle mi dedin? Jesus gidecek yönde haberler duyuyorum ama gitmesini doğru bulmuyorum dedin. Yok, doğru buluyorum. Doğru buluyorum dedi. Ben gidecek diye düşünüyorum. Yani gidecek diye gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi daha da açalım o konuyu eğer biraz süremiz varsa. Fenerbahçe'nin eğer teklifi 1-2 dakikam var. Fenerbahçe'nin teklifi eğer 2 yıldan aşağı olursa sözleşme olarak ya veya Jorge Jesus 1 yıllık imza atarsa tekrar seneye benzer şeyleri yaşayacak Fenerbahçe. Bu tekrara yeniden düşecek. Sonuç ne olursa olsun bak saha içini tartışabiliriz. Hocam başarılı bulur, ben başarısız bulurum ya da ben başarılı bulurum hocam bunun tek bir gerçeği yok. Futbolda sanki tek bir gerçek varmış gibi konuşuyorlar değil. Bunun muhasebesi ayrı. Ben Jorge Jesus lider olarak, saha içi lideri olarak süreci Dünya Kupası sonrasında tam istediği gibi yönetemedi. Birçok karşılaşmada bence saha kenarında işte bazı kararları tartışmaya açıktı. Kadro konusunda oyuncuların desteğini kaybettiğini görüyorsunuz, hissediyorsunuz, duyuyorsunuz. Ben şimdi burada dedikodu aktarmayayım. Ama Fenerbahçe'den gelen bilgiler oyuncuların çok da memnun olmadığı yönünde. Şimdi bunu değerlendirirken 25 oyuncuyu göndermek var, teknik direktörü göndermek var. Mahmut Alpaslan'a, sevgili Yusuf Kenan'a çok çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Biz İstanbul stüdyolarında yayınımızı noktalıyoruz artık bundan sonra. Ekip arkadaşlarımıza İzmir'e yayınımızı emanet edeceğiz, bırakacağız. 20.45'te ATV ekranlarında olacak maç. Hem Fenerbahçe hem Başakşehir'e başarılar. Hoşçakalın.